Galatasaray'ı transfer ettiğine pişman eden 5 futbolcu. Yapılan yüzlerce yabancı futbolcu transferinin içerisinde Galatasaray camiasını ve taraftarı memnun etmeyen birçok futbolcu da oldu elbette. Ancak bu isimlerden bazıları belki de taraftarın ismini bile hatırlamak istemeyeceği isimler. İşte Galatasaray'ın transfer ettiğine pişman olduğu 5 yabancı futbolcu. İlk olarak Robinson Zapata ile başlayalım. 2011 yılında transfer edilen Kolombiyalı kaleci, kelimenin tam anlamıyla fiyasko çıktı. Galatasaray'da forma giyen en kötü yabancı kalecilerin başında gelen Zapata, kariyerinde ondan fazla takımda oynadı. Sarı Kırmızılılar'da yarım sezon kalan Robinson Zapata, hayal kırıklığı yaratarak Türkiye'den ayrıldı. Sırada Lucas Ontivero var. Galatasaray'ın 2013-2014 sezonunun devre arasında transfer ettiği 9 isimden biri olan Arjantinli futbolcu, yeni Messi olacak hevesleriyle transfer edilip Galatasaray'a yıllarca ağır bir maddi külfet olarak kariyerine devam etti. Galatasaray'ın 15 milyon lirayı çöpe attığı Ontivero şu anda Brezilya 2. liginde forma giyiyor. Sarı Kırmızılıların Real Madrid'in B takımından aldığı İspanyol orta saha José Rodríguez de parçalı formanın hakkını veremeyenlerden. Felipe Melo'nun Inter'e transferine izin verilmesi halinde bedelsiz olarak takıma kazandırılacağı söylenen Rodríguez bedavaya alınsa da Galatasaray'da hiçbir varlık gösteremedi. Yine de Galatasaray bir sene sonra İspanyol oyuncuyu Alman kulübü Mainz'a 2 milyon euroya göndererek en azından maddi bir zararı uğramadı. 2015 yazında Portekiz'den bir 10 numara kiralamıştı Galatasaray. O futbolcu Josie'ydi. Galatasaray'da tutunamayan futbolculardan biri olan Portekizli futbolcu kariyerine İsrail'de devam ediyor. Josie Türkiye'de Bursaspor ve Akhisarspor formalarıyla da boy gösterdi. Galatasaray'dan Roberto Firmino bombası. Galatasaray'ımız yaz transfer sezonu sona erse de transfer çalışmalarına hummalı şekilde devam ediyor. Sarı Kırmızılılar'da yönetim kurulu kulübe yeniden Avrupa çapında başarılar kazandırmak için yoğun çaba harcıyor. Bu sezon Sport Toto Süper Ligi zirvede tamamlayarak UEFA organizasyonlarında yeniden ses getirmek isteyen Aslan, sezon sonunda yapılacak transfer hamleleri için şimdiden harekete geçti. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Liverpool'un dünyaca ünlü golcüsü Roberto Firmino için çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Yıldız futbolcunun Liverpool'la sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen Sarı Kırmızılı yönetim, Firmino'yu sezon sonu için takıma kazandırmak istiyor. Sarı Kırmızılılar sözleşmesinin son yılına giren Brezilyalı Firmino ile anlaşmanın tamamlanması halinde UEFA kuralları gereği Ocak ayından itibaren ön protokol imzalayabilecek. Galatasaray'dan Lindelof bombası. Devre arası hamleleri için şimdiden çalışmalara başlayan yönetimin öncelikli hedefi stoper transferi olacak. Aslan'ın gündemindeki futbolcuysa Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelof. Öte yandan yönetim Lindelof'u başta seviye olmak üzere birçok kulübün listesinde olan Victor Nelson'un ara transferde satılması durumunda alternatif olarak belirledi. Timbom 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelof'u kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma şansı bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç milli takımında da görev yapıyor. Aynı zamanda Lindelof'un güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Lindelof'un Manchester United'da sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'ı yakan hakimin hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı. Süper Lig'de 2-2 sona eren Galatasaray-Alanya Spor maçının hakimi Ali Palabıyık verdiği kararlarla tartışma konusu oldu. Maça mükemmel başlayan Galatasaray henüz 30 dakika içinde 2 tanesi sayılmayan 4 gol attı ve birçok önemli pozisyona girdi. Alanya'nın Sarı Kırmızılıları durdurmasının mümkün olmadığını gören hakem faul olduğu bile tartışmalı olan Musera'nın topa daha yakın olduğu pozisyonda bariz gol şansı diyerek saça boyu attı ve tribünleri çileden çıkardı. Üstelik Alanya Spor maçında yaşananlar bununla sınırlı değildi.
Balabıyık Abdülkerim'i de haksız kırmızı kartla oyun dışı bırakmasının yanında Galatasaray'ın bir de net penaltısını vermedi. Maçı başından sonuna çok kötü bir hakem performansıyla yöneten Ali Balabıyık hakkında sorgulamalarda hız kazandı. Ali Balabıyık'ın hangi takımı tuttuysa ortaya çıktı. En son Haber isimli haber sitesinin yaptığı habere göre hakem Ali Balabıyık Galatasaray'ı tutuyor. Bu nasıl Galatasaraylılık onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Galatasaray hakemlere rağmen şampiyon olacak mı bunu göreceğiz ama ne olursa olsun biz Galatasaray'ın yanındayız diyenler videoyu beğensin. İşte Galatasaray'ın yeni rejistası. Galatasaray bu sezon orta sahaya öyle büyük takviyeler yaptı ki ilk 11 kalitesi resmen arşa çıktı. Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Dries Mertens transferleriyle büyük sükse yapan Galatasaray üstelik bu oyuncuları da Yusuf Demir, Juan Mata ve Fredrik Mitro gibi yıldızlarla yedeklemişti. Ancak Norveçli Mitro'nun dışında sert ve 6 numara oynayabilecek başka oyuncusu olmayan Aslan, kış transfer döneminde Süper Lig'in en iyi orta saha oyuncularından biri olan Amir Hacı Ahmetoviç'i renklerine katmaya karar verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Bosnalı orta saha oyuncusu Konyaspor formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından birçok takımın radarına girmişti. Fenerbahçe'nin de kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki yıldızı özellikle İtalya'dan Udinese ve Torino transfer etmek adına girişimlerde bulunmuştu. Galatasaray yönetimi Abdülkerim Bardakçı transferinde samimi bağlar kurduğu Konyaspor'un kapısını bu kez de Amir Hacı Ahmetoviç için çalacak. Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi. Galatasaray Erden Timur yönetimindeki transfer komitesi şampiyonluk hedefi doğrultusunda dünya ünlü yıldızları kadrosuna kattı. Marcao Sevilla'ya 15 milyon euroya satılırken birçok oyuncuyla da yollar ayrıldı. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği bir ismin ise takibi sürüyor. Sarı Kırmızılı takımın kadrosuna katmak istediği ve yeni Henry Onyekuru gözüyle baktığı genç oyuncu için yakın zamanda girişimlerin yapılması bekleniyor. Norveç basınından TV2 Sport'un haberine göre Galatasaray Valerenga forması giyen 21 yaşındaki genç futbolcu Osam Sahravi için sezon başında yaklaşık 2 milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak Valerenga Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmedi. Norveç ekibi genç futbolcu için daha yüksek bir bonservis ödeli talep ederken aynı zamanda kendilerine sunulan ödeme planından da memnun kalmadılar. Geçtiğimiz günlerde Norveç basınına konuşan Sahravi'nin menajeri Muhammed Fellah futbolcunun son dönemde artan performansının ardından Galatasaray'ın radarına girdiğini ifade etmişti. Fellah, Sahravi ile ilgilenen birçok kulüp var. Bunlardan biri de Galatasaray. Ancak bu transfer için acelemiz yok. İfadelerini kullanmıştı. 21 yaşındaki Osam Sahravi bu sezon Valerenga formasıyla 25 maç 6 gol 4 asistlik performans sergiledi. Pas asıllı kanat oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi Aralık 2023'te bitiyor.